Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bütün hamdler insanı yaratan, ona ifade gücü veren, onun için Kur'an-ı Kerim'i indiren ve iman edenlere nasihat, şifa, hidayet, rahmet kılan zata mahsustur. Salat ve selamın en üstünü ve en mükemmeli iki cihanın efendisi, yaratılmışların en hayırlısı, ahlak-ı Kur'an, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize ve onun dost doğru dinini koruyan ailenin ve ashabının üzerine olsun. Cehaletin, küfrün kol gezdiği şu zamanda bizlere bilmediklerimizi öğreten ve yaşatan asrın müceddidi Sultanımız Efendi Hazretlerimize ve onun şart kıldığı medreseleri gecesiyle gündüzüyle muhafaza eden ve çoğaltan masum bayraklar hocamıza, jüri üyelerimize, emeği geçen tüm hocalarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan siz sevgili misafirlerinize teşekkür ederim. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli Müslümanlar, öyle bir kitap ki kainatta eşi benzeri olmayan, öyle bir kitap ki yazarı Allah olan, öyle bir kitap ki muhatabı müminler olan, öyle bir kitap ki gözlerimizin nuru, gönüllerimizin huzuru, kalplerimizin ilacı ve kainata yol gösterici olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizlere şöyle haber veriyor. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Başımızın tacı, dertlerimizin ilacı, dermanımız, fermanımız, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, bilimlerin menbaı, başarının kaynağı, kimsesizlerin barınağı, dertlilerin sığınağı ilahi gelen Kur'an-ı Kerim, Allah'ın lütfu, Resulünün mirası, mukaddes emanet Kur'an-ı Kerim, okuyana nur, dinleyene nur, kabirde mümine nur, kaynağı huzur Kur'an-ı Kerim, müminlerin güvencesi, ahirette en büyük şefaatçisi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bitmeyen, tükenmeyen, sönmeyen bir hidayet güneştir ki daima hakkı aydınlatır. Onun muhabbetini kalplere yerleştiren müminlere müjdeler olsun. Bahtiyar insan kulağını Kur'an'ın eşit sesine veren, ayağını Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şaşmayan yoluna koyan, başını Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun rızasına dayandır. İki can serveri, kainatın sultanı, peygamberler peygamberi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Kur'an-ı Kerim'in faziletiyle alakalı şöyle buyuruyor. Ümmetimin en faziletli ameli Kur'an okumaktır. Ümmetimin en şereflileri Kur'an-ı Kerim'i bekleyenlerdir. Buyurarak bu yüce kitabın büyüklüğünü işaret etmektedir. Değerli Müslümanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde besmelenin her harfine karşılık verilen ecille alakalı şöyle buyuruyorlar. Besmelenin her harfine karşılık 4000 sevap yazılır, 4000 günah silinir, 4000 derecesi yükseltilir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıcı olan Besmele-i Şerife bu kadar sevap veriyor. Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuyan, tamamını ezberleyen ve onun içindekilerle amel eden kullara verilen ecir ve sevabı hep beraber düşünmeliyiz. Rabbim bizleri Kur'ansız bırakmasın. Amin. Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırmasın. Şefaatine nail eylesin. Sözlerimi şu şiirle bitirmek istiyorum. Ey şanım
Hepinize Allah'a